Şenol Hoca'nın hamlelerde bu kadar geç kalması, Ersun Hoca'nın devre arası konuşması ki gazetelere de yansıdı. Devamında golü erken bulup 12 dakikada maçı çevirmesi Fenerbahçe'nin. Biraz hani teknik açıdan beğendiğin oyuncular, beğenmediğin oyuncular performans açısından. Zaits mesela merakla beklenen, bu seviyede oynanan bir maçta merakla beklenen bir oyuncuydu. Beklentileri karşıladı mı? Moses'la ilgili çok büyük eleştiriler vardı ilk yarı biterken. Şimdi bu maçı teknik olarak mı yorumlayacağız, mental olarak? Ben çünkü mesela gazete yazımda teknik yazmadım. Evet, gördüm yani onu. Yani 3-0'dan 3-3'e gelen bir maçın tekniği yazılmaz. Orada duygu vardır. Ben öyle düşündüm yani, öyle değerlendirdim. O duygularla, o bakış açısıyla iki taraf açısından öyle yazdım. Elbette maçın teknik değerlendirmesini yapmak lazım. Ben Fenerbahçe açısından o yönden şöyle yaklaşayım. İlk yarıda 2-0'dan 2-2 yaptı Fenerbahçe. Türk Telekom Arena'da Galatasaray karşısında. Ve bu maç bittiğinde ben dedim ki, yazıma da yazdım. Kırılma noktasıdır dedim. Artık takım yapabileceğini öğrendi. Yani işler kötü gidiyordu, işte güvensizlik vardı. Bu sonuçta beraber yapabiliriz. Biz buyuz duygusu oyunculara geçecektir. Ve çıkış başlayacak. Olmadı. Şimdi 3-0'dan 3-3'e gelen bu maç sonrasında ki bu bence çıkış maçıydı. Yani süreç, seninle de konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin bir oyunu olduğunu. Çıkış maçıydı. Bundan sonra çok daha farklı bir Fenerbahçe'ydi. O zaman olmadı çünkü neden? O zamanki teknik adamın yönetimi şekli, oyuncuları değerlendirme şekli, bakış açısı buna yeterli değildi. Ersun Hoca ile birlikte hakikaten bir oyun geldi, bir düzen geldi, bir disiplin geldi. Takım hocanın isteğine karşılık verdi. Yapıyor, yapamıyor ayrı. Ama karşılık verdi. Önde oynamak isteyen, daha yüksek nabızlı oynamak isteyen, rakibe temaslı olmaya çalışan, topu ayağına aldığında bir an önce rakip kaleye gitmek isteyen bir oyun şekli. Ve bunun semeresini mesela maç başına 1-1.5 pozisyon verdiler rakibe. Artık Fenerbahçe'nin problemi kaliteydi. Kalite ne? Yani performans ya. 40 orta atıyorsun. Slimani var. 2 metreye yakın adamın boyu. Ya birine değmiş. O da ensesiyle ya. Yani bu normal değil. Tabii canım, çok ciddi bir performans. Ve Fenerbahçe açısından yine de değerlendirdiğinde yedeklere de bakması lazım Fenerbahçeli. 21 kişi var kadroda. Slimani ile Frey yok. İki merkez forvet oyuncusu yok temel. Bu nedir biliyor musun? Hoca maçtan önce, maçtan sonra mı ne? Şöyle dedi. Dedi ki, kupada yokuz. Avrupa'da da yokuz. Artık sadece önümüzde lig var. Dolayısıyla rotasyon yapmama gerek yok benim artık. Ben kadroyu benim kadrom olarak, yani bu demedi ama yani altyazısını söylüyorum. Artık Ersun Hoca oynayacağı, güvendiği ve devam edeceği oyuncu kadrosuyla bu kalan 11 maçı ya da 10 maçı kaç maç kaldıysa tamamlayacak. O nedenle Slimani ile Frey'i bundan sonra Benziye bu takımda, gibi forma şansı bu takımda görmemiz çok kolay olmayacak.